egedesonses.com. Günaydın sayın dinleyiciler, sayın izleyiciler, programımıza hoş geldiniz. Bugün 6 Ağustos 2019 Salı. Bugün Rıdvan abiyle birlikte yine sohbet edeceğiz. Rıdvan abi hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Bakırçay Gazetesi imtiyaz sahibi Rıdvan Karapehlivan'la birlikteyiz. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Aa, bugün ben kravatsız çıkmışım. Kravatsız olsun daha iyi. Ama gömlen çok şık. Teşekkür ederim. Hayret, bak unutmuşuz bugün kravatı. Olsun kızı. Yayına çıkınca aklıma geldi. Nasılsın, iyi misin? İyi Murat'cığım, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ne var ne yok? Vallahi iyi, bölgede iyi şeyler tek var. Tek bir haber olmadığına göre artık programı kapatıp dağılabiliriz. Dağılıp gidelim. Şimdi biliyorsun... Ne olmuş? Çevre yolu açıldı. Yani tabii dur, onlara geleceğiz de önce ben bir iki hatırlatma yapayım. Olur olur. İstersen değerli dinleyicilerimize. Hem bu çevre yolu dahil birkaç gelişmeye değineceğiz. Bir de Bergama'da veba sorunu, evet, veba konusu var bildiğimiz gibi. Bununla ilgili bir gazeteci arkadaşımız telefonla bağlanacak. Bergama'da aslında ama şu an Bergama'da olmadığı için telefonla bağlanacak. Bu konuyla ilgili çok haber yaptım diyor ajanslara. Ama düşüremedik, belki buradan sesimizi duyurabiliriz gibi bir ifadesi oldu. Bu konuyla ilgili nasıl bir haber yaptığını, bu konuyla ilgili irdelemiş çünkü, onu konuşacağız. Birazdan telefonla da bağlanırız. Orada bir iki bilgi karışıklığı var yani. Bir iki konu daha var, onlara da değiniriz. Karışıklık, birazdan geliriz ona. Ne dedik, yol mu yapılıyor? Yok. Şimdi biliyorsunuz, Cumhurbaşkanları Sayın Binali Yıldırım şeyi açtılar. İstanbul-İzmir çevre yolunun Balıkesir-Akhisar etabını açtılar. Bergama-İzmir'de bir an önce bitse. Bergama-İzmir'de Bergama-İzmir diye bir şey olmuyor. Menemen'den. Ya beni o kısmı ilgilendirdi. Menemen'den Çandarlı'ya kadar yapıldı biliyorsun. Oradan evet, duble yola bağlanıyor yani. Bergama'dan Çandarlı'ya giden duble yola bağlanıyor. Benim çok merak ettiğim bir konu burada. Bergama'nın içinden nasıl geçecek bu araçlar? Bergama'nın arkasından 2,5 kilometrelik bir bağlantı yolu yapılması lazım. Kınık yapılacak yolla bağlanması için. Onun mutlaka yapılması lazım. Çünkü Bergama şehir içi trafiği kilitlenmiş durumda. Özellikle o Soma yolu. Yani Cumhuriyet Meydanı'ndan geçmeyeceğine göre. Cumhuriyet Bulvarı'nı. Ama Adnan Menderes Bulvarı'nı kullanıyorlar. Soma yolundan geçiyorlar şu anda. Çok kötü bir trafik var. Evet. Bu daha da artar yani, çevre yolu yükü şey yap binerse. Yolu kullanmak için ne yapıyoruz peki? Servetimizin hepsini yolda harcayarak harcıyoruz. İstanbul'a varıyoruz İzmir'de. Şimdi ben fiyatlarını da öğrendim. Yani Menemen'le Çandarlı arasında 20 lira diyen var, 25 lira diyen var. 17, 10 lira. Bu tür rakamlar telaffuz edilir. Ya bakalım devletimiz buna karar verecek. 512 liraymış ama. O şey İstanbul'a. İzmir İstanbul gidiş işte, dönüş. İzmir, diyor İstanbul. Ki bak internette ne güzel şeyler var. İzmir İstanbul arasında, bak İzmir İstanbul arası 1 saate indi. 3,5 değil, 1 saate inmiş. Nasıl olmuş? İzmir İstanbul arasında yapılan 3,5 saatlik yeni otoyolun gidiş dönüş ücreti 512 lira olunca vatandaşlar aynı yolu uçakla daha ucuza getirip 1 saate düşürdüler. 1 saate düşürmüşler, evet, güzel espri. Şimdi dediğin gibi 500 liraya falan mı alıyor gidiş geliş de, tabii o devletin politikası yani, o kadar yola yatırım yapıyor. Her yerde o şeyler ücretli oluyor. Yollar ücretli oluyor. Avrupa'da böyle bu. Devlet bunu ücretsiz yapmak mecburiyetinde değil mi? Yolu, eğitimi, işte sağlığı. Yok öyle bir şey kalmadı. Yani, devlet yok, hiçbir yerde yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani Amerika'da bile otoyollar ücretsiz. Dünyanın en zengin devleti, en zengin halkı. Başka yerlerde de mi öyle? Tabii ücretli. Ücretli. Almanya'da da ücretli. Yani otoyol. Onlar şimdi, da ücretsiz yapsın. Şimdi burada ilginç olan şey 6 tane giriş yapmışlar. Giriş çıkış yani. Menemen'den sonra işte Foça girişini yapmışlar. Türkelli'den. Yeni Foça girişini yapmışlar. Şakran'a bir giriş vermişler. Zeytindağ ve Çandarlı'ya birer giriş vermişler. Çandarlı'da kalıyor değil mi? Yok. Çandarlı'da kalıyor. 6 tane giriş yapmışlar. Hepsine gişeler koyuyorlar herhalde. Ona göre ücretli olacak şeyde. Yolda ücretli olacak. 20 lirayla 10 lirasında, 25 lirayla 10 lirasında değişen ücretler telaffuz ediliyor. 20, 25, 17, 10 lira diyenler var. 9 Eylül'de bunun da açılacağı söyleniyor. Şimdi buradan İzmir'e gitmek istiyoruz, tamam mı? Çandarlı'dan gireceğiz değil mi? Tabii çevreye. Çandarlı. Kaç çevreye para ödeyeceğiz İzmir'e gitmek için? 10 lira ödeyebilirsin, 17 lira ödeyebilirsin, 20 lira, 25 lira. 4 tane tamam, alternatif var yani. Çok bir şey değilmiş o kadar. Ama olur. 25 lira olursa çok yani. Bu 50 kilometrelik bir yol için 25 lira bence çok para.
50'den fazla. 50'den fazla mı? Ama o Menemen'e kadar kırmızı ışıklarla dur kalk durmaktan çok iyidir yani. Çok daha iyidir. Tabii canım yani sonuçta bir kolaylık. Hayatta en sevmediğim şey kırmızı ışıkta durmak. Ama Menemen'de de bir kısım kaldı yani. Bir mahkemelik bir ihtilaf var yani eski firmayla. Orada da kazı yapılması lazım. Menemen'den devlet hastanesinin oradan tekrar şeye bağlanıyor. Şehir içi yola bağlanıyor. Oradan biliyorsun Sada Hastanesi'ni geçiyorsun daha ileride bir evet, çevre yolu şeyi var. Gidiyoruz. Oradan giriyorsun. O arada gene Menemen trafiğine takılacak insanlar. Yani onun da bir an önce çözülmesi lazım. Böyle çok iyi planlanmamış herhalde böyle parça parça veya hukuki sorunlar var anlayabiliriz. Ne kadar yani mesafe? Çok mu? 5-6 kilometre vardır orası. Menemen Devlet Hastanesi'nden şeye kadar. Billaki yani yine şehir içine ineceğiz. Bir Menemen'i göreceksin yani. Bir Menemen yoğurdu yiyecek insanlar. Ben de haber çok bugün. Ama çok biraz mu? Dışarıdan ben şey yaptım. Aliya Menemen ben de, falan. Bende bir iki tane var. Aslında haber değil. Mesajımız olacak. Tabii onları. Ne olmuş Aliya'dan? Aliya'da şimdi Aliya Ticaret Odası geçenlerde bir toplantı yaptı. Ben de katıldım ona. Aliya Ticaret Odası'nın geçen sene seçilen başkanı Ömer Ertürk de. Duayen başkanı şu anda meclis başkanı olan Adnan Saka ikisi bir toplantı yaptılar. Ben orada özellikle şunu sordum. Yani Aliya ya da Bergama'ya veya İzmir'e genel olarak Volkswagen fabrikası niye gelmedi? Niye kaçırıldı diye sordum. O da mı kaçmış? O da kaçmış. O da Manisa'ya gitmiş. Yani biliyorsun Manisa'da yapılıyor şu anda. Adnan Saka burada olması bekleniyordu gibi bir haber çıkmıştı. Bekleniyordu. Gelmesi bekleniyordu ama Adnan Saka şunu söyledi. Yani ben dedi birçok yatırımcıyla konuştum. Daha önce de yatırımlar oldu. Bu tür firmalar dedi kırsal bölgeyi tercih ediyorlar. Hatta bir anekdot anlattık kırsalda. Tamam işte kırsal burası. Yani daha da kırsalını tercih ediyorlarmış. Daha yani da kırsalımız var bizim. Daha da kırsalımız. Şeye, Aliya'yı kastediyor herhalde. Göçbeli'nin ötesine götürelim. Göçbeli bölgesine götürelim. Daha da kırsalımız var. Orası uygun bir yer dedi. Tabii o şeye bağlanacak. Bu Osmancalı'nın arkasında kurulacakmış fabrika Yunt'ın olduğu yerde. Aliya yaklaşık 20 kilometre. Aliya'daki limanları kullanacaklar yani ihracat için, taşımak için. Yani Aliya'daki limanları. Onu da mı kaçırdık? Onu da kaçırdık. Tabii teşvik bölgesinin şeyi var. Yani birçok şey var. Bu bölgeye çok yatırım gelmiyor nedense. Yani gene Manisa kaptı. Aliya'da biraz ekonomi de kötü yalnız. Onlara da ben değineyim kısaca. Ömer Ertürk, Aliya Meclis Başkanı 4,5 milyar avroluk yatırım 2019 yazında yapılması planlanan 4,5 milyar avroluk yatırım 2020 yazına ertelendi dedi. Bunda da işte ekonomideki bekleyişlerin iyi olmaması, dolar kurundaki hareketlilik, faizden inip çıkması bunlar etkili oldu diye şey yaptılar. Evet. Orada iş dünyası bence benim görebildiğim faizden ziyade faizlerin düşmesi tabii büyük bir etken de ekonomi açısından. Yani bekleyişlerin olumlu olmasını, yani gelecekle ilgili, ekonomiyle ilgili umutların tekrar yeşermesini bekliyorlar. Çünkü orada Habaş da üretime ara vermiş. İlk defa olmuş bu. İlk defa krizde Habaş üretime ara vermiş. Ömer Ertürk, o fabrika sahibini tanırım ben dedi. Mehmet Üstü Başar milliyetçi bir insandır yani. Zor günde, kolay günde kazandıysa zor günde harcamasını da bilir dedi. Demir-çelik fabrikalarında orada sıkıntı var. Hattaneleri kapanmış. Yani ilginç. Türkiye'de bir takım sıkıntılar var. Bu bölgede Bergama'da ne oluyor? Bergama'da yarın sence başkan, ne oluyor? Yarın başkan toplantı yapacak. Yarın işte basın toplantısı yapacak. Öğrenci de başkan. Ne anlatacak sence? İlk 100 gündeki icraatlarını anlatacak. Yani geçen bize anlattı. Aynısını orada anlatacak. Şimdi Bergama'nın beklentisi. Ya da yeni şeyler söyleyecek olabilir mi? Olabilir belki. Bergama'nın beklentisi çok yüksek. İktidar partisi var Bergama'da. Yüksek beklenti karşılanabiliyor mu sence? Şu anda bence karşılanamıyor. Yani şu anda zaten karşılanamazdı. Zaman çok az. Yani çok az bir zaman geçti şeyden. Yok yani 100 güne sığdıralım, 120 güne sığdıralım anlamında demiyorum da o tempo yakalanabilmiş mi anlamında? Bence çok göremiyorum o tempoda. Belediyede daha hala bir dağınıklık var. Daha hala taşlar yerine oturmamış gibi. Daha hala Mehmet Kenancı'nın kadrosundaki insanlar var. Yani bir kadrolaşma bile yapamadı. Alım yapamıyor. Belediyenin maddi durumu sıkıntılı. Ya mutlaka bir kadro alacak ki yani kendi kadrosuyla. En çok duyduğumuz cümle şu duyuyor. Belediyede para yok. Belediyede para yok. Doğru. Bunu Gönenç döneminde bu kadar duymuyorduk bence. Bu biraz da şey yapılıyor. Aslında para şöyle yani biliyorsun belediyeler İller Bankası'ndan pay alıyor. O İller Bankası'nda kesinti yapılıyor. Bunu daha önce biz burada konuştuk. Kınık Belediyesi'de de yapılıyor. Bu cümleyi bu kadar duyuyor muydun? Gönenç döneminde belediyede para yok. Ama bu her yere yapılıyor. Merkez Hükümet
pardon, Merkez Hükümet İller Bankası'ndaki payları kesiyor ama bu Menemen Belediyesi'nde kesiyor. Diyarbakır'daki Viranşehir Belediyesi, Urfa'daki Viranşehir Belediyesi'nde kesiyor. Yani HDP'li belediyeyi de kesiyor. CHP'li belediyeden de kesiyor. AK Parti'den de kesiyor. Aliağa'daki MHP'li belediyeden de kesiyor. Yani bu paylar herkesten kesiliyor. Yani herkesin feryat figan etmesi lazım. Bu çok şey değil, mantık değil. Çünkü belediye kendi kaynaklarını da yaratmak zorunda. Bergama Belediyesi'nde ciddi kaynakları var yani. Binlerce gayrimenkulü var. Oluştursun o zaman kaynaklarını. Kaynak yani belediyede para yok, belediyede para yok. Nasıl olacak bu iş? Hiçbir şey yapılmaz o zaman, belediyede para yok. 5 sene böyle geçer parasızlık nedeniyle. Dükkanı kapattık diye. Acaba yarın belediyede para yok, ben bırakıyorum bu işi mi diyecek? Bilmiyorum, başkan ne diyecek, önemli bir şey. Şu veba konusuna gelelim mi? Gelelim yani. Veba konusunu irdeleyen, efendim bu konuyla ilgili haber yapan arkadaşımız var. Ben onu arayayım şimdi. Tamam. Aynı zamanda şu haberi de okuyalım. Veba var deniyor. Yetkililerden ses yok demiş. Ege'de son seste çıkmış. Yetkililer bu konuda bir açıklama yapmamış. İzmir'de küçükbaş hayvanlarda tespit edilen veba salgınının ardından Derya Hanım. Merhabalar. Günaydın Derya Varol Mercan. Evet benim, buyurun. Evet. Döneceğim size, hattan ayrılmayın. Önce ben bir haberi okuyayım. Haberi siz yapmıştınız. Ondan sonra konuşalım, olur mu? Tamam. İzmir'de küçükbaş hayvanlarda tespit edilen veba salgınının ardından yetkililerin resmi bir açıklama yapmaması nedeniyle halkta güvensizlik oluştu. Bergama yöresindeki besicilerin kurbanlıkları iade ediliyor. İzmir'de Menemen ilçesinden Bergama ilçesine bağlı Yenikent mahallesine getirilen küçükbaş hayvanlarda tespit edilen veba hastalığı nedeniyle bugüne kadar 28 küçükbaş hayvanın öldüğü tespit edildi. Haber yapıldığı ana kadar 28, sonra ne oldu bilmiyoruz. Öte yandan tedbir amaçlı hayvan giriş çıkışı ve satışı yasaklanan 20 mahalledeki besiciler karantina nedeniyle sağlıklı hayvanları satamadıkları için mağdur olduklarını dile getirdi. Arkadaşımız Bozyerler Mahallesi'nde bir üreticiyle röportaj yapmış. O da burada yer alıyor. Derya Hanım, beni duyabiliyorsunuz değil mi? Evet, duyuyorum. İyi yayınlar öncelikle. Teşekkür ederim. Haberi siz yapmışsınız. Ama bir sorun var. Neydi o? Birlikte dile getirelim. Ondan sonra sorularım olacak. Tabii ki şu an yani bu haberi istinaden önce bunu açıklayayım. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Yetkililer bu süreçte veba hastalığının yayılması ve karantina süreciyle alakalı halkı hiçbir şekilde bilgilendirmediği ve resmi herhangi bir açıklama yapmadığı için besiciler mağdur durumda kaldı. Zaten sağlıklı hayvanlarının olmasına rağmen prosedür gereği, yani daha doğrusu hukuksal olarak yapmaları gereken bir adımdı bu, önlem amaçlı karantina. Şimdi Yenikent'te başladı bu karantina süreci. Ama diğer 19 mahalle de tedbir amaçlı karantinaya alındı. Zaten bu durumdan dolayı besiciler hayvan harekatını yasaklandığı için satamazken, mağdur durundayken, üstüne üstlük bir de bu sürecin laboratuvar sonuçlarının ya da resmi kurumların herhangi bir açıklama yapmamasından dolayı insanlarda güvensizlik oluştu. Niye açıklama yapmıyorlar peki? Neden açıklama yapmıyorlar? Çünkü açıkçası bunun artık gündemde tutulmasını istemiyorlar. İnsanların paniğe yol açtığını düşünüyorlar. Özellikle Kurban Bayramı öncesinde olması, bu konunun bu kadar deşilmesi insanları birazcık rahatsız etmeye başladı. Hayvanlar, yani artık besiciler de birazcık rahatsız olmaya başladı. Ama tamamıyla bu açıklama yapılmamasından dolayı gerçekleşen bir durum. Hani bu ulusala taşındı, haberi yapıldı diye karantina olmadı. Başta insanların yanıldığı en önemli noktalardan biri bu. Zaten İlçe Tarım Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden ve kendi sisteminde kayıtlı olan besicilere, çiftçilere otomatik resmi kurumun iletişim numaralarından mesaj atarak besicileri, gerekli insanları, ne bileyim Bergama halkını bunu duyurdu. Biz bunu sadece daha fazla insanlar bilgilensin diye ele aldık, haberini yaptık. Ama ihmaller silsilesi böyle ortaya çıktı. Tamam, duyurdu ama yani başka bir açıklama neden yapmıyor? Mesela İlçe Tarım Müdürünü ben de aradım geçenlerde. Konuşmak istemedi. Yani işte dur bakalım, şu iş bitsin, şu iş bitsin olur mu? Zaten bu iş için seni yayına davet etmek istiyoruz. Bu iş bitsin olur mu? Ondan sonra da işte basına konuşmamız sakıncalı makıncalı. Ama şunu söyleyeyim sana, bir sıkıntı yok.
Yaptığı açıklama bu. Koskoca ilçe tarım müdürünün yaptığı basın açıklama bu. Yapamıyorlar mı basın açıklama? Size de mi yapamadılar? Bakanlıktan gelen talimat üzerine zaten memurların basın açıklaması yapması, bakanlık konuşsun o zaman, bakanlık konuşsun. Bakanlık konuşamıyorsa Cumhurbaşkanı yardımcısı konuşsun. O da konuşamıyorsa Cumhurbaşkanı birisi konuşsun. Alt tarafı birkaç tane veba vakası ile ilgili açıklama yapacak yani yetkililer. Konuda car konuşan yetkililere ne oldu? Niye susuyorlar şimdi? Ya bu konuda gerçekten ben de uzun süre çabaladım. Yani ilçe tarımı arıyorum, sürekli ili arıyorum, daha üst kurumları arıyorum. Hani vatandaş olarak aradığınızda aslında size süreci anlatıyorlar ve ben de diyorum ki tamam, benim gazeteci kimliğimi bir kenara bırakın. Ben bunu basına taşımak için sormuyorum. Ben bir vatandaş olarak veba hastalığı konusunda eksik bilgi var bende de. Yani kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek istemiyorum. Özellikle önümüz Kurban Bayramı. Vatandaş olarak nelere dikkat etmemiz gerektiğini daha iyi bilirsek ve bunun konunun uzmanı insanlardan duyarsak daha bilinçlenmiş olacağız. Ama duyamıyoruz. Doğal olarak besiciler de başta olmak üzere bu mağduriyeti yaşamayacaklar. Şimdi şöyle bir şey var. İlk bu karantina süreci Bergama'nın Yenikent Mahallesi'nde gözlemlendi. Evet. Menemen'den Yenikent'e getirilen 30 tane küçükbaş hayvan ilçe tarıma haber verilmeden ilçe tarım müdürlüğünün veterinerleri tarafından kontrol edilmeden sevkiyatı gerçekleşmiş. Evet, hayvanların küpeleri var mı var, kontrolleri yapılmış mı yapılmış, ama bir de bu hastalıkların kuluçka dönemleri var. Şimdi çıkıp ilçe tarımının bunu anlatması gerekiyor. Evet. Evet, yani biz bunu burada gözlemledik, diğer mahallelerde böyle bir şey yok demesi lazım. Ama bu açıklamayı yapmıyor. Akabinde besici kendini ihbar etti zaten. Baktı ki hayvan aldığı menemendeki hayvanlarda telef olmaya başladı. O zararının karşılanması için ilçe tarıma haber verdi. Fakat ilçe tarım geldi, tespit etti. Telef olan hayvanlar gördüler, imha edildi. Fakat menemen cephesine baktığınızda menemen bize herhangi bir kurbanlıklarda, yani küçük baş ve büyük baş hayvanlarla ilgili olarak hastalık bildirilmedi. Ölen hayvan yok diyorlar. Şimdi kurumlar arası da tutarsızlık var. Menemen'den gelen hayvanlarda zaten veba gözlemleniyor. İlk onlar ölüyor. Ama Menemen cephesinde bizde herhangi bir şey yok deniliyor. Olmaması imkansız. Hatta haberin takibini yaptım. Karantinaya alındığının o hafta sonu seferberlik ilan etmişler. Her tarafa aşılarını dağıtmışlar. Hayvanları, sağlıklı olanlarını da aşı yapmışlar. Ama biz gelin bunu basına taşıyalım. Evet, biz de bunları duyuralım. İnsanlar bu tedirginliği üzerinden atsın. Bir güven oluşsun. Besiciler de mağdur olmasın. Hayvanlarını satamıyorlar zaten. Kurban pazarına götürmüyorlar. Hayır diyorlar. Biz açıklama yapamayız. Peki neden yapamıyor olabilirler? Yani bu basın açıklama yapamamak, memuriyet falan, onlar palavra. Neden yapamıyor olabilirler? Tabii ki, yani bu konuda sizinle hemfikirim. Çünkü daha pozitif konular oldukları zaman hiç şuradan izin alalım ya da benim müsaadem var ya da yok demiyorlar. Hatta koşa koşa böyle haberlerini yaptıracak duruma geliyorlar. Ama bu tarz bir durumun olmasında işte benim kendi fikrim, yani benim gözlemlediğim kendi bir takım görev ve müdahale eksiklikleri olduğu için, zincirleme bunlar da ortaya kendilerinde de kusur olduğu için bunun ortaya çıkmasından korkuyorlar. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size Murat Bey, ben bu haber sürecini takip ederken işte bu hayvanlarla ilgili olarak hastalıklı falan ilk gittiğimde röportaj almak için, olay yerini de görmek için hayvanlardan bir tanesinin küpesini kontrol ettirdiğimizde hayvan 2018'in Mayıs ayında mezbanede kesilmiş gözüküyor. Allah'ım. Böyle bir şey mümkün mü? Ama daha kesilmemiş. Tabii hayvan orada yani, canlı. Resmi kayıtlara göre ölmüş ama hayatta mı? Evet, aynen öyle yani. Hani aslında o hayvan orada yok yani. Dediğim gibi hani demek bu durumlarda ortaya çıkınca ona oy da kullandırırlar. Oy da kullandırırlar. Evet. Böyle bir şey ortaya çıktı yani. Şimdi hani derinlemesine daha çok takip edilince daha fazla altından bir sürü şeyler çıkıyor açıkçası. Hani birazcık da insanlar
bana dokunmayan yılan bin yaşatın. Velhasıl bu ciddi bir konu, sağlık konusu. Yetkililerin bu konuyla ilgili halkı tatmin edici açıklamada bulunması gerekiyor. Evet, öyle değil evet mi? Yani bizim de aslında, yani benim de basın olarak bekledim. Yani çıksınlar bunu aslında illaki basın demeci şeklinde de vermelerine gerek yok. Çıksınlar, halk toplantıları yapsınlar, muhtarları basına da versin canım. Niçin vermiyor yani? Basına da versin. Hayır, şey anlamında diyorum. Yani illaki memuriyet zarar görecekse, basına da meş veremiyorsa. Başka konularda görmüyor. Yani başka hani konularda bir takım memurlar bir siyasi partinin neredeyse ilçe başkanıymış gibi konuşabiliyor da. Bu konu, bu şeyi kastetmiyorum. Çeşitli müdürler, çeşitli memurlar neyse yapabiliyor da, oluyor da. Yani bu sağlık konusunda mı konuşamayacaklar? Bence... Dediğim gibi yani. Birazcık işin gidişatına bakmak lazım. Şimdi resmi kurumlardan bu açıklama çıktığı zaman işin zincirlemesi devam edecek. Yani şöyle söyleyeyim mesela size. Bu ölen 28 tane hayvan benim bildiğim, haberini takip ettiğim kadarıyla en son 28'di. Artmadı bunlar mı? Ondan sonra artmadı değil mi? 7 gün içinde sistemden düşürmesi gerekiyormuş. Benim bildiğim kadarıyla. Ben hani... bu işin yasal prosedürünü bilen, bu konuya hakim olan insanlarla görüştüm, bilgi dahilinde söylüyorum. O hayvanlar sistemden düşünmedi. Bu birincisi. Neden? Vebalı bilmiyorum işte, yani şimdi ben basına demeç verdikleri zaman bu sorular gelecek ve bu soruların evet, mantıklı evet. açıklaması da olmadığı için bence bu yüzden konuşuyorlar. Bundan korkuyorlar. Kesinlikle. Peki. Yani ben mesela bu telef olan hayvanları ben bizzat kendim ile bildirdim. Bu karantinadaki hayvanlar öldü. Ne yapılması gerekiyor? Hani vatandaşı yönlendirin, yardımcı olun. Daha sonra sıkıntıya düşmesin. Biz köşe kapmaca oynadık. Peki. Koştur koştur hayvanların gömüldüğü yere gidiyoruz. İşte hani gömülürken gerçekten imha edildiğine şahit olmak adına ve kaçıyorlar. Siz yasal bir şey yapıyorsunuz. Siz hani gerçekten konuşmak istemiyorum, konuşamam ama ben anlayabiliyorum. Herkes işinde, mesleğinde olması gereken adımları bir takım ilerlesi olabilir. Ama ben zaten kendim ihbar etmişim. Derya kendim Hanım, hayvanların öldüğünü söylemişken siz neden kaçıyorsunuz? Derya Hanım çok hani... teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Bundan muhtemelen hani... Yaygın, yani duyulmadığı için bundan da bilginiz yoktur. Bu daha geçtiğimiz haftalarda Bergama'nın Doğancı köyünde şarbon hastalığına rastlanmış. Ha evet. 70 ya da 80 adet olacak. Büyükbaş hayvan. Hayvan. Evet. Evet. İmha edilmiş. Bununla ilgili de çıkıp hiçbir açıklama yapmadılar. Karantina süreci oldu mu, olmadı mı? Ya da olacak mı? İnsanların ne yapması gerekiyor? Nasıl bir adım izlemesi gerekiyor? Bununla ilgili hiçbir açıklama yapmadılar. Evet. Biz yetkililerin de bir açıklama yapıp insanları bilgilendirip bu konuda güven duygusunun oluşturmalarını bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi yayınlar. Teşekkürler. Rıdvan abi bir ara verelim mi? Ara verelim. Yoksa peki. Vermeyelim de. Vermeden devam edelim. Devam bence. Edelim. Devam edelim. Dikili şimdi, var, Bakkınık var sırada. Evet evet. Yarın Kınık Belediye Başkanı konu. Yani bu bence bizim çok böyle açık toplum olmamamızdan kaynaklanıyor. Bir takım şeylerin üstü örtülmeye çalışıyor. Hep bu şeyde de oldu. Tavuk gribinde de oldu. İşte Çernobil vakasında da oldu. Yani böyle bir takım ya, işte demin konuştuk ya. Beyefendiler koltuklarında demin konuştuk rahat, ya, rahat otursunlar bir açıklama ya, görevli yapmayalım. İhmal var belki de. Tabii onlar var. Ortaya çıkacak diye. Yani bu aslında korkuyorlar, konuşmuyorlar. Yurt dışından gelen hayvanlarda da hastalık var. Yani bu hayvan kıtlığı nedeniyle biliyorsun Arjantin'den, Uruguay'dan, şuradan buradan dünyanın her tarafından. Kurban Bayramı'na 15 gün kala veba vakası çıkıyor. Bu orta çağda insanları düşündürüyor yani. Kurban Bayramı'na 15 gün tabii kalıyor. Yani şimdi büyük ölçüde düşer. Besici de zarar edecek, üretici de çok zarar edecek. İşte yani sağlıklı açıklamalar yapılsa şu kadar hayvan şey oldu, imha edildi. Şu köylerde veba var, karantinaya alındı. İşte şu köylerde uygun alabilirsiniz. Şunlara dikkat edin. Fakat hiçbir açıklama yapılmıyor. Bu ne kaymakamlıktan bir açıklama geldi, ne ilçe tarım müdürlüğünden bir açıklama geldi. Tarım müdürü diyor ki, bu şey diyor, bu şu telaş ediyor, geçsin de diyor. Telaş geçsin ya. Ben bu konuyla ilgili yani soracağım zaten şarbon sana. Şarbon vakası varmış bak. Arkadaşımız çok güzel araştırmış. Sanki yani. Ben tavla oynamaya davet ediyorum. Bu konuyu konuşmaya davet ediyorum zaten. İşte. Ya Adem Bey de deneyimli birisidir. Yıllardan beri ilçe tarım müdürlüğü yapıyor. Başka, bu konulara vakıf olması lazım. Başka ne geçen var gün Dikili ile ilgili bir şey var mı? Şey yaptın, açıklama yaptın Dikili.
şekilde bir görüşme yaptın şeyde. Tahsin Bey'le herhalde, Tahsin Şekerci ile. Geçen gün ne dedi o? Tahsin Bey konuğumuz oldu. Dikili AK Parti ilçe başkanı herhalde da. Şey demiş. Başlık oluşturacak 2-3 tane şey verdi MHP ama. MHP demiş sorumlu bu işlerden. Yani daha bir tanesi oydu. Yani dedim ki yani kaybeden tarafın bir ilçe başkanı olarak istifa etmeyi düşünmüyor musunuz? Mesela bak ben örnek verdim. Bergama'da kazanan ilçe başkanı istifa etti. Siz kaybeden olarak düşünmüyor musunuz? MHP girdi seçime dedi. Ha ilginç. Yani, Cumhur İttifakı altında giriyorlar ya. Yani her ne kadar da dedi Cumhur İttifakı olarak da girsek seçime giren parti MHP. Ama meclis üyesi verdi. Yani, o etsin ben ne yapayım anlamına geliyor. Aleni AK Partili olanlar vardı yani meclis üyelerinde meclis şey yapanlar. Ya, bu şu anlama gelmiyor mu ya? O düşünsün anlamına ya, gelmiyor. Bence yani şey çok doğru sağlıklı bir yaklaşım. Bu mikrofonu şey yapalım biraz tamam. Yukarıya getirelim. Evet. Çok sağlıklı doğru bir yaklaşım değil bence Tahsin Bey'in söyledikleri. Başka yani, bu önemli şeyler de var. Yani. Bu ruhsat yolsuzlukları konusunda Dikili'de hiç ilgilendin mi biliyor musun? Ruhsat yolsuzlukları. Ya bu eski belediye başkan diyor ki ruhsatı diyor vermişler şeyi almamışlar belediye. Şimdiki belediye başkanı diyor. Eski imar müdürü de sitem etmiş altına yorum yapıyor bana küsmüşmüş. Sitem ediyormuş daha yani doğrusu. İyi de ben demiyorum ki. Ne kadar çok insan düşerse o doğru yolda olduğunu ben ona kötü bir şey de söylemedim. Belediye başkanı diyor ki ruhsatı diyor vermişler diyor. Harç parasını belediyede gözükmüyor diyor. Cebine mi atmışlar? Ya bilmiyorum. Çıksın o da açıklama yapsın ya. Belediye başkanı açıklama yapsın. Mevcut belediye başkanı. Kendisine zor soru sorulamayan yere giderse bu konuyu didiklemezler tabii. Buraya gelse ben soracağım tabii. Nerede bu para? Kim almış? Aldı da mı girmedi? Belediyeye girdi de mi birisi yani cebine soktu? Eski belediye başkanı değil, bürokrat bir derece. Burada soracağız tabii yani. Orada sormuyorlar. Siyasi olarak eski belediye başkanı da sorumlu var. Onda çıkıp bir açıklama kimin varsa yapmasın. İşte yani kimse. Veya İmam çünkü müdürün zan altında kalıyorlar yani. Eski belediye başkanı da zan altında kalıyor. İmar müdürü de zan altında kalıyor. İmar müdürüyle işbirliği yapan teknik insanlar var mı? Onlar da varsa var onlar mı? Da zan altında kalıyor. Yani bunun bir an önce şey yapılması lazım. Çözülmesi lazım yani. Bence Adil Bey'in bir açıklama yapıp konuyu şeye taşıması lazım. Yargıya taşıması lazım. Konu yargıdaymış zaten. Yargıdaymış mı? Belediye başkanının öncelikle tamam imar müdürü açıklama yapmışsa bir gün onu da yayınlarız belki ama çok net dinleyemedim. Ama öyle olmaz. Yani ya telefona bağlansın ya gelsin imar müdürü, eski imar müdürü. Eski imar anlatsın. Müdürü Kıbrıs'ta yaşıyor herhalde. Öyle neyse. Ama birinci derecede belediye başkanı konuyla ilgili evet. Açıklama evet. Yapmak. Konu yargının doğru. Seyrini değiştirmek istiyor değiliz. Konu yargıda olabilir. Yani o topu yargıya atmayalım. Ne olmuş? Yani insanlar haberdar olmak istiyor. Ne aşamada? Konu ne, evet. Ne tespit ettiniz? Evet, belediyede evet. Ne tespit ettiniz? De yargıya intikal ettirdiniz. Bunları etraflıca bilmek istiyor insanlar. Öyle değil mi? Evet maalesef yani bunların açıklanması lazım. Bir an önce gün yüzüne çıkarılması lazım. Var mı ekleyeceğin bir şey? Bergama'da programın sonunda benim var da ondan önce senin var mı? Şunu söylüyor. Yollar konusunu sordum ben. Dedi ki yani biz dedi doğalgazı hızlandıracağız. Bu konuda Kınık'ta Binali Yıldırım'la da görüştük. Burada Binali Bey geldiği zaman ona da bir dosya sundular. Söylemişler herhalde doğalgazın bir an önce gelmesi konusunda. Yani şimdi bu doğal yolları yapacağız. Doğalgazla ilgili tekrar kazacaklar. Hiçbir işe yaramayacak diyor yani. Aslında Mehmet Gönaş da öyle düşünüyordu. Sonuçta dönüp dönüşüp aynı noktaya geldi. Ne yapılacaksa aklın yolu yapsınlar. Yani aklın yolu doğal gaz mı döşenecek? Bir de internet bir kabloları vardı bir de. Bir de internet hatları değişecekmiş herhalde. Fiber optik kablolar gelecekmiş. Nihayet fiber optik geliyor mu? Geldi Bergama'ya. Onun müjdesini de verdi Sayın Başkan. Yani bunları yaptıktan sonra yollara el atacağım diyor. Yollara düzelteceğim. Tabii doğal gazın bu kış tamamlaması lazım. Bu kış ve önümüzdeki kış tamamlaması lazım ki. Yani doğal gazın bittiği, fiber optiğin bittiği yerlerde yollar yapılsın. Yollar gerçekten çok kötü. Yani o zaman hem taş yollar hem asfalt yollar. Şöyle mi? En az bir sene daha yollar böyle. En az bir sene daha böyle yollar. Yani benim evimi oradan geçiyorum. Yeni ticaret odasının binası orada. Yollar yamru yumru. Arabayı kullanırken çok dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Yani kamyonlar gerçekten ağır tonajlı araçlar geldiği için yollar testleri çıkmış yolların yani çok sıkıntılı. Bu çevre yolunda bir an önce yapılması lazım. 2,5 kilometrelik yolun yani bu çevre yolundan Çandarlı'dan çıkıp duble yolla buraya gelen insanlar araçlar Bergama'nın içinden geçmemeli. Artık Adnan Menderes sularında Bergama'nın içidir. Bunun bir şekilde dışarıdan 2,5-3 kilometre neyse bir an önce yapılması lazım. Yani bu konuda şeyin bastırması lazım. Bu Bergama'nın bu kamyon trafiğinden, ağır tonajlı araç trafiğinden. Yoksa yol yetişmez yani. Hakan Koçlu ne kadar yol yapsa. Ali'de aynı olay vardı. Biz defalarca haber yaptık. Ali'de yollar hiçbir zaman şey olmadı. Yani
Aliağa Belediyesi yapıyordu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile. Yollar bir ay sonra, iki ay sonra bozuyor. Niye? Ağır tonajlı araçlar geçiyor. Bunun için çevre yolunun olması lazım. Çevre yolu için kurtaracak oraya. Buraya da bu bağlantı çevre yolunun, kısa çevre yolunun mutlaka yapılması bir lazım. Bir de Kozak'tan gelen taş yüklü kamyonlar var ya. Evet. O neyin üstünden geçiyordu? Bir şeyin üstünden. Tanoz var işte. Yani. Altı bodrum. Oradan daha yüksek tonajlı kamyonların geçmesi lazım. Daha sık kamyon geçmesi lazım ki çöksün, o bir an önce çöksün. Çöksün bir an önce, yani facia olduk. Dünya tarihinde, dünya bütün ulusal kanal, dünyadaki zaman, bütün televizyonlara çıkar. O zaman herhalde önlem alınacak. O yani zaman biz, önlem alınacak. Nasıl bir toplum olduk bilmiyoruz. Böyle tarihimizin yok. UNESCO biter o zaman, biliyorsun değil mi? Doğayı katlediyoruz. UNESCO falan biter. Yani doğayı katlediyoruz. Orada göle imar açıyoruz. İşte ne diyorsun dağlarındaki bu Kaz Dağları ortada için Rıdvan abi? Valla yani şeyi dinledim. Geçenlerde bir yetkili açıklama yapıyordu. 13 bin tane ağaç kesildi diyor. Yani öyle 100 bin, 200 bin ağaç kesilmedi diyor. 13 bin tane ağaç kesildi diyor. Yani ne kadar Kaz Dağları oksijen deposu aslında bu bölgenin. Yani İde Dağları dedikleri antik Yunan'dan beri yani çok önemli bir şeye sahip. Mitolojide çok önemli bir yere sahip. Tarihte çok önemli bir yere sahip. Yani Kaz Dağları'ndaki oksijen dikiliği Aliağa'ya kadar geliyor. Belki Bergama'ya kadar geliyor. Hem yani ağaçlar hem de adam bir tane bile kesilmiş olsa yani hem çok bizim bir kazancımız da pek yok. Adam yok. Bir de bizle dalga geçiyor. Türkler iyi taş taşıyor diyor. Sizden iyi hammal olur diyor yani. Kendi ülkene sahip çıkmazsan yani herkes kendi onun memleketinde ot kesemiyorsun. Ot. Tabii git bakalım bir Avrupa'da bir ülkede yatırım yapacağım da yani şu maden çalışmasını yapacağım da bir şey kesebiliyor musun? Kesemiyorsun. Adamlar otoyolların üzerindeki ağaçları bırakıyorlar. Orada doğal yaşamın, canlıların yaşaması için, doğal yaşamın devam etmesi için özel köprüler yapıyorlar. Yeşillik alan bırakıyorlar şeylerin üzerinde, otoyolların üzerinde yeşil köprüler yapıyorlar. Burada ne böyle yani, bu ülke sahipsiz midir? Yani eline ipini koparan buraya geriye yatırım yapacağım diye şeyi kesiyor. Yok otoyol yapılıyor, ağaçlar kesiliyor. Yani bu doğayı katletmenin cezasını biz çekeriz. Ama tepki şimdi çok büyük. Doğa, belki Ağaçlar gitti. Yani bu doğa acısını çıkarır. Yani sorun şeyde değil. Yani biz gelecek nesillere yeşil bir şey bırakmak zorundayız. Bir yeşil alan bırakmak. Gelecek nesilden İstanbul'da görüyorsun. Ben İstanbul'a gittim ya, geceleyin çıktım İstanbul'dan. Çok güzeldi. Her taraf böyle ışıl ışıl, çok güzel bir şey. 3 tane Boğaz Köprüsü. Bir de gündüzü gittim İstanbul'a. Bakıyorsun her yer beton. Bir yeşil alan yok. Yani bir insanların böyle bir mezarlıklar dışında yeşil alan kalmamış. Gerçekten. Pazardan maydanoz alsınlar. Pazardan. Yeşillik ihtiyacını da böylelikle. Öyle. Rıdvan abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ya ben bir konuya açıklık getirmek, hatta bir konuya çok kızmak istiyorum. Tabii buyur. İzin verirsen. Çok kızgınım o konuya. Artık geri zekalılık mı diyeyim buna, seri zekalılık mı diyeyim anlamıyorum. Şimdi program yapıyoruz ya. Evet. Açık oturumlar yapıyoruz. Bunlar çok izlenen abi programlar. Tabii, İçeriği biliyorum. Ne olursa olsun. Çok izlenen program değil mi bunlar? Tabii. İş yeri sahipleri, iş adamları, tüccarlar, esnaflar vesaire ne sen iş yapıyorsa. Sen de çok uygun rakamlarda da reklamlar alıyorsun. Ya biliyorum o ayrı orayı. Konu. Uygun olup olmaması başka konu. Oraya reklam veriyorlar. Nasıl reklam kuruluşları hayatta kalacak? Tabii. Varlığını idame ettirecek. Bu vesileyle değil mi? Şu ön plana çıkıyor ve ben buna sinir oluyorum. Şimdi geliyor bir X partinin konuşmacısı burada konuşuyor. Buna reklam veren kişiler ona sponsor olduğunu sanıyor. Evet. İzleyen bazı izleyiciler de bu kişilerin bu programın içeriğine müdahale ettiğini düşünüyor, sponsor olduğunu düşünüyor. Halbuki alakası yok. Ya o başka bir şey. Reklam vermek başka bir şey. Reklam veren bizim ne soracağımız soruyu biliyor, ne kimin konuk geleceğini biliyor, hiçbir şey bilmiyor. Ya sence mantıklı bir durum mu bu? Yani programa çıktı diye onun sponsoru olacak diye bir şey yok. Sonuçta yani, öyle bir şey yok. Yani Binali Yıldırım'la şeyin biliyorsun, Sayın Binali Yıldırım'la Sayın Ekrem İmamoğlu'nun şeyine çok reklam aldı. Niye? O programın izleneceğini bildiği için insanlar birbirine şimdi reklam vermek için yarıştılar. Şimdi o programda o reklamları verenler mi oradaki soruları belirledi? Hayır canım yani burada. Bu kadar saçma sapan bir şey olmaz ki. Ya izlemesini bilmiyorsanız, bazıları için söylüyorum kusura bakmasın dinleyiciler. Yani onlar için izlemesini bilmiyorsanız izlemeyin kardeşim ya. Bu kafayla bu mantıkla izlenmez ya. Reklam kardeşim bu, reklam, ticaret. Adam istediği programın arasına reklam verebilir. Siyasi olsun, kim olursa olsun. Reklam verirken kim geliyor?
Aa, ona vermeyeyim, ona vereyim diye mi düşünecek? Bazı reklam verenlere sitem ediyorlarmış. O programa niye reklam verdin? Sen de o görüşleri savunuyorsun diyor. O çok yanlış bir şey yani. Adam tamamen gerizekalılık. İzlemeyin kardeşim siz. Siz izlemeyin. Böyle izleyecekseniz izlemeyin siz. Akıllı dinleyiciler izlesin. Böyle bir iki tane var aralarında. İzlemeyin siz. Başka yerleri izleyin. Tamam mı? Teşekkür ederim. Çok kızmışım Murat'cığım. Çok kızdım. Ben farkındayım. Görüşürüz. Ben. Görüşmek üzere. İyi yayınlar dilerim. Sağ bir olsun. Sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi yayınlar. İyi çalışmalar. Ege'de sonses.com